İtalya'nın ev sahipliğinde başlayan G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı. Bugün ikinci günü. G7 ülkeleri İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede bir araya geldi dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor. Diğer davetliler de dikkat çekici. Şimdi biz de konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya bizimle birlikte stüdyoda konuğumuz. Furkan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bir grafik hazırladık sizlere. Hemen o grafiği de yansıtacağız. Davetlilere bir bakalım. Ukrayna lideri Zelenski G7 zirvesinde Papa'da davetliler arasında dedik. Biraz önce açıkladık. G7'nin hedefinde Rusya mı var diyerek başlayalım. Arkadaşlarımız da öyle yansıtacaklar davetlileri. Şimdi tabii Meltem Hanım artık tüm uluslararası konferansların, toplantıların... Bu arada Papa'da siz de görüyorsunuz Furkan Bey, evet, açıklamalarda bulunuyor şu anda. Davetliler arasında demiştik G7 zirvesinde. Buyurun lütfen. Evet, şimdi tabii Papa'nın konuşması da aslında G7'nin mahiyeti ve kapsam bakımından da açıklayıcı olduğunu söylememiz lazım. Ama tabii ki bütün uluslararası toplantılar, işte bu anlamda genel kurullar hep hedefinde sonuçta en baş madde Gazze meselesi, Gazze katliamı, yanı başımıza yeni bir Ukrayna meselesi, Ukrayna savaşı ve tabii ki tüm dondurulmuş sorunlar ve 3. Dünya Savaşı'na sebebiyet verecek olan iklim krizi gibi, biyolojik silahlar gibi, uzay savaşları gibi, siber saldırılar gibi, savaşlar gibi meseleler, aslında bunların hepsi birer toplantı maddesi. Şimdi zirvenin gündeminin ana maddelerine baktığımız zaman... Şöyle VOLE'de sırada... bakalım. Evet. G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya. Zirvenin gündeminde efendim Rusya-Ukrayna savaşı var. Furkan Bey'in de bahsettiği gibi Gazze'deki katliam ele alınacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikli konu maddesi, gündem maddesi Gazze'deki katliam. Afrika, göç, enerji, yapay zeka, küresel ekonomi olacak zirvenin gündeminde, G7 zirvesinin gündeminde. İtalya'nın davetiyle katılan liderlere bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis, Vatikan Devlet Başkanı, Katoliklerin de ruhani lideri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. Papa da biraz önce konuşma yaptı. Biz de ekranlarınıza getirdik konuşuyor bir yandan da. Tabii açıklamalara bakacağız Furkan Bey'le. Öncelikli konu maddesi dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki katliam ve sonra da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi, ki bu iki konu maddesi içinde Türkiye elinden gelen tüm çabayı da sarf ediyor bir yandan. Kesinlikle. Aslında toplantıya Türkiye'nin davet edilmesi bu manada, hani bir benzetme yapmak gerekirse, Türkiye gerçekten bir bölgesel diplomat. Hı hı. Yani diplomat ülke vasfıyla aslında Sayın Cumhurbaşkanı orada Türkiye'yi temsil ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Ukrayna Savaşı başta olmak üzere diğer meselelerde o liderler diplomasi dediğimiz devletler arası ilişkileri bir üst kademeye taşıyarak biraz da kolaylaştırıcı ve biraz da ara bulucu rollerini birleştirmesi ve gerçekten belki küresel savaşı önleyecek bölgesel mutabakat zeminlerini oluşturan bir lider. Şimdi bu abartı değil, çünkü bunları zaten kendileri de söyledi, bunu Guterres de söyledi, bunu Zelenski kendi de söyledi, Vladimir Putin de söyledi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu toplantıda olması çok çok mühim. Ve burada tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı, evet, gidişatını konuşacağız belki. Ukrayna acaba bu anlamda mühimmat deposu haline getirildi. Artık diğer ülkelerle beraber Rusya'ya karşı büyük bir savaş hazırlığı mı var? Avrupa acaba büyük bir dünya savaşına hazırlanıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin en direkt verdiği destek direkt desteğe dönüşecek mi? Veya direkt savaşa girecekler mi? Bunların hepsi birer soru işareti. Olma olasılığı var mı? Var. Ama olmaması tabii ki hepimizin temennisi. Tabii. Ama öyle bir sürükleniş var ki, öyle bir jeopolitik fırtına var ki, bu fırtınanın arkasından büyük bir savaş olmaması da tabii ki çok da şey değil. Bu dolayısıyla zirvede iki ismin özellikle mesela hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Volodymyr Zelenski'nin davet edilmesi de çok dikkat çekici. Kesinlikle. Bir yanda savaş tarafı, bir yanda ara buluculuk rolündeki İstanbul'da Türkiye. Dolmabahçe'de biliyorsunuz Türkiye tabii iki lideri bir araya getirdi. Hem Dolmabahçe'de ilk savaş görüşmelerinde hem de tahıl görüşmelerinde ve Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı ayakta alkışlandı. Yani Türkiye aslında iki tarafın iplerini eline sıkı sıkıya tutan bir devlet pozisyondaydı. Şimdi geldiğimiz nokta, evet, savaş devam ediyor. Savaşın daha da büyümemesi adına Türkiye gene çabalarını sarf ediyor. Şimdi bir taraftan Zelenski'nin, yani Ukrayna'nın, ki Rusya'nın biliyorsunuz bir teklifi, savaşı işte bir ateşkesle sonlandırma veya başka türlü bir mutabakat metni oluşturabilmemiz şeklinde hazırlıkları olduğu ifade ediyor. Ama Zelenski acaba bölünmüş bir Ukrayna üzerinden mi pazarlık olacak, yoksa Ukrayna kendi sınırlarına kavuşabilecek mi sorusunun cevabını kendi de bilmiyor. Yani şu anda Ukrayna de facto olarak bölündü mü? Evet, bölündü.
Bunu kabul etmemiz lazım. Bugün Donbas bölgesi, Harkov bölgesi, işte evet. Odessa'ya kadar uzanan, hatta Transdniester dediğimiz Moldova'ki bölgeye ulaşacak kadar şu anda bir tehlike var. Şimdi bu harita üzerinden bir pazarlık yapılacak. Yoksa Rusya, ben işgal ettiğim topraklardan geri çekiliyorum, ben bir yanlış yaptım, Kırım'ı da bırakıyorum diyerek öyle bir masaya oturacak. Size hangisi daha mantıklı geliyor? Birincisi değil mi? Maalesef ki birincisi. Çünkü devletler arası ilişkiler, realizm dediğimiz mesele maalesef böyle. Ve Türkiye, dünya bugün real politikadan hareket ediyor. Şimdi dolayısıyla Papa'yı da değerlendireyim çok kısa. Papa'nın bu toplantıda olması da şu anlamda önemli. Ne ifade ediyor? Çünkü Papa, ve şöyle başlayayım aslında. Sayın Cumhurbaşkanı Papa'ya bir mektup yazmıştı biliyorsunuz. Bundan yaklaşık 1-1,5 ay evvel. Özellikle Gazze'deki katliamın son bulması bakımından kendisinin Katoliklerin bir ruhani lideri olması ve dünyaya çağrı yapması bakımından da önem arz ettiğini söyledi. Şimdi burada çok önemli satır arası meseleler var. Çünkü nedir aslında Gazze katliamı? Netanyahu ve Siyonizm dediğimiz anlayışın arz-ı mevut mottosuyla ve işte o gizli ahitte inandıkları Nil'den Fırat'a kadar büyük Siyon krallığını kuracağız ve burada yaşayan Filistleri de yok edeceğiz. Mesele bu. Şimdi en son Ben Gibir bir açıklama yaptı. Dedi ki oradaki Filistin'i aç bırakmaya devam edeceğiz. Onlar bunları hak ediyorlar ve biz sonuna kadar savaşacağız diyor. Yani insanlık namına hiçbir şeyi görmeyen ve oradaki insanları biliyorsunuz insansı hayvanda olarak demişti Galant ilk savaş başladığı zaman. Dolayısıyla din savaşlarına doğru getirecek farklı dinamiklerin, farklı fayların da tetiklenme olasılığından bahsediyor aslında. Yani teolojik ve teopolitik fay hatlarıdır bunlar. Dolayısıyla ruhani liderin yani Papa François'un buraya gelmiş olması, daha doğrusu İtalya'dan bu toplantıda yer almış olması, dünyanın özellikle din savaşlarına doğru, teolojik savaşlara doğru gitme ihtimaline karşı bakalım Papa nasıl bir vaziyet alacak? Tabii Ortodokslar ne yapacak? Bu anlam biliyorsunuz zaten Hristiyan dünyası kendi içlerinde de çok bölünmüş vaziyette. Ama kesinlikle şöyle toparlayayım. Papa'nın bu toplantı olmasının başka bir görüntüsü ve biz bunu yine ifade ettik. Netanyahu'nun yapmış olduğu mesele Siyonizm'in dinlere karşı açmış olduğu bir savaştır. Semavi dinler, Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Bu aslında semavi dinlere karşı açılmış bir savaştır. Ve Siyonizm'in aslında hiçbir semavi dinle de alakası yoktur. Bunu, bu kompartıman anlayışı ortaya koymakta işte sizin gibi dini liderlere düşüyor şeklinde aslında bu toplantıları bence önemli temaslar veya yorumlar. Tabii göreceğiz bakalım François da neler diyecek onu da göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti mesela G7 davetinin perde arkasında ne olabilir sizce? Hem Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüyle bir orta yol bulunsun, aynı zamanda Gazze'de bir mesaj verilsin, bu insanlık dramı bir noktada işte bitsin ya da Filistin'i tanıyan devletler sayısı çoğalsın diye bir mesaj mı var sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle? Şimdi ilk sözlerime başlarken Türkiye bölgesel bir diplomat demiştim ve Sayın Cumhurbaşkanı da liderler diplomasisi çarkını ve bu mekanizmayı çalıştıran gerçekten çok tecrübeli lider. Sayın Cumhurbaşkanı bir soğuk savaş siyasetçisi. Ya da bambaşka bir şey mi var yoksa? Şimdi şu var aslında bir de Meltem Hanım psikolojik olarak da şimdi bakın toplantılarda bütün uluslararası toplantılarda şu anda en tecrübeli lider Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Yani bu 22 yıl içerisinde girmiş olduğu toplantılar ve liderlere bakın. Şu anda sadece Sayın Cumhurbaşkanı bu toplantılardaki en tecrübeli lider olduğunu görmekte. Bir de Putin var zaten biliyorsunuz. Ama G7'de bugün en tecrübeli lider Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu toplantıdaki tecrübelerini aktarması ve G7 biliyorsunuz dünyanın 7 en büyük gelişmiş ülkesi dediğimiz önemli bir toplantı. Tabii. İşte Joe Biden'ın durumu ortada biliyorsunuz. Yönünü şaşırdı gene. Ne yaptığını bilmiyor. Zaten durumu çok çok vahim. Yani dünyada büyük bir liderlik krizi varken, büyük bir liderlik arayışı varken hani birinin de bunlara reislik yapması gerekiyor. Bu bir şey değil yani yanlış bir amiyane tabir değil. Gerçekten o toplantıda oturduğun zaman Meloni, Kanada Başbakanı Trudeau. Yol gösterici olarak mı sizce davet olarak edildi yoksa bir plan var ve Türkiye'de bu planın içine mi aslında sokulmaya çalışıyor? Şimdi bakın müesses nizamlar, şimdi harita aslında her şeyi ortaya koyuyor. Türkiye şu coğrafyaya baktığınız zaman hem Avrupa'da hem Türkistan, Asya'da hem Afrika'da hem Orta Doğu'da ve bu havzalar olarak nitelendirdiğimiz Karadeniz, Akdeniz, Hazar ve Hint Pasifik'e uzanan havzanın ortasında bir Türkiye, bir Anadolu kıtası var. Türkiye'nin zaten bu anlamda ciddi bir jeopolitik sorumluluğu var. Bunu zaten üstlenmemiz gerekiyor. Ama Türkiye belki hiç olmadığı kadar diplomasi çarkında da jeopolitik önemini masaya yansıtan bir devlet pozisyonuna geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir mühim toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki devlet erkanı ile beraber, kendi ekibiyle beraber olması hem bilhassa Ukrayna Savaşı'nın... Ülkelerde çok enteresan mesela şöyle bakıldığında hani İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa,
Vatikan. Burada Türkiye. Yani şimdi böyle baktığımızda hani haritada amaç bölgedeki ülkeler Rusya'yı çevrelemek mi diye de soruyoruz tabii, akla da geliyor. Şimdi çevreleme işte George Kennan'ın 1945'ten sonra zaten onun da öyle bir makalesi olmuştu. Şimdi çevreleme dediğimiz mesele Rusya'ya karşı bugün çok bir işlevi olacak bir mesele değil Meltem Hanım. Psikolojik olarak bunu kullanırsınız. Yani dersin ki ben Baltığı bir NATO denizi haline getirdim. İsveç'i Finlandiya'yı ben NATO üyesi yaptım. Yarın bir gün Slovakya'yı ben üst haline getiririm. Polonya'ya burada taktik nükleer silahları koyarım. Ne olacak? Rusya'ya mı saldıracaksınız? Şimdi bunu göze alabilecek misiniz, alamayacak mısınız? O zaman amacınız ne? Rusya'yı Ukrayna'da daha saldırgan hale mi getirmek istiyorsunuz? Yoksa bir şekilde Rusya ile masaya oturarak... Bir arabuluculuk mu olsun? İşte, sizce? Şimdi bakın, Rusya gibi bir devletten bahsediyoruz. Bakın, Bering Boğazı'ndan Amerika ile komşu biliyorsunuz değil mi Ruslar? Ve dünyanın en büyük kara ülkesi. Ve Putin gibi liderden bahsediyoruz. 22 yıldır, 23 yıldır devlet başkanı. Dolayısıyla öyle Putin'i basit salvolarla masaya getirtemeyeceklerini onlar da biliyorlar. Ve Ukrayna Savaşı'nın bir jeopolitik kara delik haline getirilmesi ve Doğu ile Batı'nın yeni soğuk savaş ikliminde bir ring alanı haline getirilmesini zaten onlar istediler. Bununla ilgili birçok makale yazıldı Meltem Hanım. Rusya Ukrayna'ya saldırmadı, saldırtıldı. Çünkü Amerika ve NATO şunu gördü, eğer ben burada bir savaş ortamı yaratmazsam Batı Avrupa Yarımadası'nı, yani bugün işte G7'de bulunan önemli ülkeler başta olmak üzere Batı Avrupa Yarımadası'nı Avrasya bloğuna kaptırabilirim. Kaptırıyorum da. İçeriden de bu arada söylüyorlar. 50 milyar duymadım tam olarak. 50 milyar euro. 50 milyar dolarlık ek mali destek konusunda Amerika'dan, hatırlattılar evet, bana. Destek gelecek. Evet, şimdi mesela biz diyoruz ya bir olası arabuluculuk masaya oturtulur mu, işte konuşulur mu arabuluculuk konusu. Şimdi bu Türkiye başından bu yana burada arabuluculuk rolünde zaten ama hani şuraya baktığımızda da şu perspektifte buradan bu savaşın uzamasından yana nemalanan ülkeler de yer alıyor mesela. İngiltere'ye baktığımızda, Almanya'ya baktığımızda onların işine gelmeyecektir bu arabuluculuk. Şimdi şöyle, aslında Almanya'da, Fransa'daki toplumsal patlamalar bu anlamda savaşın artık yeter dediği pozisyonuna geldi. Yani Fransa sokaklarına bakın, Almanya sokaklarına bakın, çeşitli Avrupa ülkelerinde zaten bu savaşa karşı ciddi bir direnç başladı. Çünkü evet, ama enerji mesela Almanya diyorum, özür diliyorum. Mesela Amerika en büyük destekçisi mesela bakıldığında Ukrayna'nın. Ama Amerika'nın sözünden çıkmayan, aslında fiilen de olmasa en azından mesela İngiltere'yi görüyoruz ki bu Gazze'de de var. Almanya'yı görüyoruz. Aslında hani fiilen tek bir cümleyle söylemeseler bile arkasından destekçi olan bir Batı var ister istemez Amerika'nın. Şimdi burada peki bu o masada ortak bir paydada buluşabilecekler mi mesela? Şimdi şöyle, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere veya Avrupa'nın veya önemli mesela kimi diyelim, Fransa ile Almanya diyelim. Fransa Macron ne demişti? Kendi ordumuzu kuracağız. NATO'ya aslında bir sarı karttı bu. Trump ne dedi? Hayır. Siz bir hiçsiniz. Buna biz zaten müsaade etmeyiz dedi ve cebinizdeki paralarınızı alacağım dedi NATO'yu bu anlamda finanse etmek için. Bu ne demekti? Yani Batı Avrupa NATO'nun en önemli nasıl diyeyim size karargah ve buna ben dedi çıkmalarına müsaade etmem. Arkasından başlayan Ukrayna Savaşı da aslında bunu anlamalarına sebebiyet verdi. Ukrayna Savaşı başladığında Amerika buyurun Rusya ile karşı karşıya gelebilecek misiniz? Hayır, biz bunu yapamayız. O zaman ben NATO gücü olarak kendimi burada getireceğim. Ve ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra belki en somut şekilde Amerika Birleşik Devletleri buraya nüfuz etti. Yani bir konsolidasyon sağladı. Şimdi burada bir Ukrayna masası kurulduğunda halklar nezdindeki isteği zaten biliyoruz. Ekonomik kriz, enerji krizi ve arkasından gelecek olan daha belli olmayan birçok mesele. Aşırı sağın yükselmesi, bunların hepsinin Ukrayna meselesiyle, göç. Bunların hepsinin bir kere Ukrayna meselesiyle derinden bağlantısı var. Ve dolayısıyla bir büyük savaşın, bir büyük muharebenin, harbin Avrupa açısından büyük felaket olacağını onlar da biliyorlar. Oluyor. Bu arada şimdi, bu mavi noktada gördüklerimiz G7 ülkeleri. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa. Kanada, Amerika. Evet, Kanada, ABD. Şimdi o yüzden sordum. Acaba hani burada, çünkü şu tabloya baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyen ya da işte buradan nemalanan isteyen belki çok iddialı ülkeler. İşte Gazze'deki katliamada sessiz kalmayı tercih eden ülkeler ya. Bu ikisi de her iki noktada da bu dramın bitmesini isteyen bir Türkiye var. Şimdi bakın, Suudi Arabistan İsrail'e normalleşme karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alacak. Yani burada zaten o Gazze meselesine girersek onun arkasından çok çok şeyler çıkacak ama
dediğiniz doğru. Bir kısım Ukrayna Savaşı'nın devamını istiyor. Yalnız Rusya da ilk başta belki Ukrayna Savaşı'nı çok büyük bir tehlike olarak görüyordu. Ama şu anda Rusya Ukrayna Savaşı'nın belli tansiyonda devam etmesi kendi âli menfaatleri açısından önemli olduğunu görüyor. Çok uzun süredir devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı. Şöyle, siz Rusya'yı yıkmaya çalışıp yıkamadıysanız, diz çöktüremediyseniz kazanan Rusya'dır. Rusya yıkılmadı. Yıkılmadı. Hatta Rusya gazını da sattı, buğdayını da sattı, Çin'le anlaşma yaptı, Hindistan'la anlaşma yaptı, denize çok büyük savaş gemileri indirdi, Arktik coğrafyasına büyük yatırımlar yaptı. Tamam, Ruslar şu anda her şey güllük gülistanlık değil ama... Tabii savaşın kazananı olmaz ama Rusya buradan güçlü çıktı. Bir de şu var, şimdi bakın Rusya'da tek Rusya değil. Rusya içerisinde ciddi küreselciler var. Hı hı. Rusya içerisinde ciddi milliyetçiler de var. Hatta bu küreselciler Putin'e darbe yapmaya kalktılar. Prigojin meselesi çok taze, Prigojin'i hatırlayalım. Evet. Şimdi onları da bir kefeye koyarsak Rusya'da milliyetçiler şu anda daha güçlü. Ama küreselciler de bir şekilde Putin'i devirmek üzere aldığı yardımla beraber burayı bir şekilde dağıtmaya çalışıyor. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri veya Batı Avrupa Rusya'yı diz çöktüremediyse kaybeden taraf mı? Sorduğumuz Peki. zaman. Şimdi baktığımızda kaybeden taraf mı? Evet, bir şekilde kaybeden taraf. Hayır, Rusya için mi söylüyorsun? Yok yok, Amerika açısından söylüyorum. Amerika için. Yani Amerika ve NATO veya Batı Avrupa bu anlamda Rusya'ya diz çöktüremediyse veya Rus gazına, Rus enerjisine alternatif rotalar bulamadıysa... Bu noktada görünmüyor. Çünkü geri de çekilmedi zaten. Bakın, çekilmez. İmparatorluk stratejilerinde değişmeyen şey var. Bütün imparatorluklara bakın. Her geri adım başka geri adımı getirir. Hiçbir zaman geri adım atmazlar. Bu korkak tavuk oyununda da böyle, oyun teorisinde. İlk kim direksiyonu kıracak? Şimdi ilk Ruslar kırdı mı? Kırmadı. Amerika kırdı mı? O da kırmadı. Ama o büyük çarpışma daha gerçekleşmedi. Ya bu zaten mesela Rusya-Amerika çarpışması mıydı? Yani biz bunu mu izledik yoksa Rusya-Ukrayna mıydı? Şimdi şöyle, Ukrayna bu işin sadece ring alanı. Ukrayna yani Amerika bu işin... elinden geleni yaptı Ukrayna'nın bu noktada galip gelebilmesi için. Şimdi bakın, ama ona rağmen Ukrayna, yenilmeyen bir Putin, yenilmeyen bir Rusya gördük. Şimdi Ukrayna meselesi bu anlamda sadece işte Rusya'ya karşı Ukraynalıları destekleyip savaş olsun pozisyonu değil Meltem Hanım. Bakın, jeopolitik bir değerlendirme var burada. Karadeniz meselesi ve Hazar meselesi. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün girip kalamadığı tek deniz Karadeniz. Ve bir şekilde Doğu Akdeniz hakimiyetiyle beraber, ki hatırlayın Gazze savaşı katliam başladığı zaman buraya Gerald Ford gemisini gönderdi, uçak gemisini. Hı hı. Bu tarafa Eisenhower gemisini gönderdi. Bir taraftan Basra Körfezi'nden, bir taraftan Kıbrıs'ın hemen güneyinden Doğu Akdeniz'e kendisine bir üst görünümü ortaya koydu. Dedaç silahlandırması, Yunanistan'a bu kadar silah yığınağı yapması, Romanya, Bulgaristan'a NATO üyesi olarak aynı şekilde Ukrayna Savaşı üzerinden destek vermesi. Yani ne var burada o zaman? Amerika yeniden o hard power'ıyla, o neokon politikalarıyla bu coğrafyaya nüfuz etmeye çalışıyor. Çünkü bakın, hep bunu geçen de konuşmuştuk. Şurada şöyle çizdiğimiz zaman bir Afro-Avrasya kalp yağı oluşuyor. Ve şu yay değişken yay olarak adlandırılıyor şöyle baktığımızda. Hı hı. Ve bu yayın aslında önder karasal gücü Meltem Hanım Rusya Federasyonu. Ve Rusya Federasyonu diyor ki ben önder bir karasal gücüm, hı hı, ama artık bir Avrasya gücü, yani Avrusya diyorlar bir de buna. Avrusya gücü olacağız. Ve bunu yaparken sadece karada değil denizlerde de Rus sancağını göstermeye başlayacağız. Bakın, Çin bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden 1,5 kat daha savaş gemisine sahip. 18 bin kilometre kıyı şeridi var. Yaklaşık 3 milyon kilometre kare neredeyse map alanı var. Bu ne demek? Şimdi demek ki denizlerdeki mücadele şu anda konuşulmaya başlayacak yakın zamanda. Ama bu Karadeniz dediğimiz mesele bunun en büyük yapboz tahtası Meltem Hanım. Çünkü eğer şimdi şöyle düşünelim bir de değerlendirmede. Şimdi Donbas bölgesi şöyle ve işte şurada küçücük bir alan kaldı. Burada Transdinyas ve Odessa var şurada. Kırmızı'da ilhak etti. Eğer Ruslar o masada geri çekiliyorum, ben artık bu işten vazgeçtim dediğinde, hı hı, şu bölgeyi kaybettiği anda, yani Donbas bölgesini kaybettiği anda Azak Körfezi ve Kerç Boğaz dediğimiz şurayı kaybeder denizi. Buradaki boşluk kapanır ve Kuzey Kafkasya ile beraber Karadeniz şeyinde, paralelinde Vladivostok'a kadar büyük bir güvenlik zafiyeti yaşamaya başlar. Zaten Rusya bunu söylüyor. Benim en zayıf noktam güney hududum diyor. Hı hı. Güneyden saldırıya uğrarsam o zaman benim için felakettir diyor. Hatırlayın, Kazakistan'da Ukrayna Savaşı başlamadan evvel Kazakistan'da olaylar olmuştu ve derhal Rus güçleri oraya gönderildi ve olaylar bastırıldı. Bu aslında bir mesajdı. Dolayısıyla ne olursa olsun Moskova'yı vuracak kadar yakın silahların konuşlandırılması, hı hı, veya işte Batı'nın direkt Moskova'yı vuracak kadar gözünü dönmesi büyük bir felakete yol açar. Çünkü Rusya diyor ki zaten ben buna hazırım. Ama bu senaryoyu kim kabul eder veya kimin işine yarar?
tabii kimsenin işine de yaramaz. Şimdi G7 Moskova'ya karşı cepheyi güçlendirmeye mi çalışıyor diye soracağım. Bir yandan da Ukrayna'ya biraz önce de hatırlattı arkadaşlarım, 50 milyar dolarlık ek mali destek sağlanması bekleniyor dedik ya. Bu destek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirir mi? Değiştirirse nasıl değiştirecek? Şimdi değiştirir mi? Ya şu ana kadar zaten 200 milyar dolardan fazla yardım yapıldı biliyorsunuz Ukrayna'ya. Mühimmatlar gönderildi, işte efendim kasklar, miğferler gönderildi, çelik yelekler gönderildi. İrili ufaklı birçok destek yapıldı. Ama mesele şu, bunu Zelenski de söyledi. Beni dedi ortada çıplak bıraktınız dedi, yeteri kadar destek vermediniz dedi. Kendini savunacak kadar sana silah gönderiyoruz. Veya kendini savunacak kalibrede silahlar gönderiyoruz. Sonra dediler ki Rusya'yı vurabilirsin. Zannettiler ki Moskova'yı vuracaklar. Hayır. Rusların işgal ettiği noktaları vuracak kadar sana silah veriyoruz. Şimdi buradaki kelime oyunlarına dikkat etmemiz lazım. Gönderecek 50 milyar dolar, 100 milyar, evet göndermeye devam edecek, kesmeyecekler. Ama hiçbir zaman için Ukrayna'yı Rus topraklarını tam olarak vuracak kadar silahlandıracaklarını veya hava gücü verecekler örneğin ben şahsen düşünmüyorum. Bu Polonya üzerinden olur mu, bu Slovakya üzerinden olur veya başka ülke üzerinden olur mu? Bu da zaten aleni olarak bir savaş ilanı. O zaman bu Zelenski'nin bir hatası mıydı ABD'ye güvenmek? Zelenski'nin bir hatası değil, olması gereken oldu zaten. Zelenski zaten bu senaryonun devlet başkanı olarak hazırlandı. Yani bunda hiç artık abartı yok. Yani Ukrayna zaten savaşa sürüklenecekti ve Zelenski gibi zaten bir lider lazımdı buraya. O getirildi ve Zelenski şu anda üzerine verilen kostümü giydi, takım elbiseyi giydi ve rolünü oynuyor. Zaten biliyorsunuz tiyatro oyuncusu şu anda rolünü gayet güzel oynuyor. Ukrayna halkına olan oldu. Bu coğrafyaya olan oldu. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda da Ukrayna bir cephe attıydı. Naziler döneminde. Birinci Dünya Harbi'nde de bir cephe attıydı. Çünkü burada çok bereketli kaynaklar var. Burada buğday var. Avrupa'nın ekmek sepetinden bahsediyoruz Meltem Hanım. Ve sadece bunu gıda değil, bu işin bir de enerji boyutu var. Şu anda Kuzey Rotası kilitlenmiş vaziyette. Ama mesela Batı desteğini almasaydı Ukrayna böyle bir şey yapmazdı ki. Ama zaten Ukrayna'nın Batı desteğiyle hani arkamda Batı desteği olsun ben bu işe gireceğim diye bu mesele olmadı. Böyle bir kaygısı yoktu. Olmadı. Zaten olacağı belliydi. Hı hı. Çünkü Ukrayna zaten bakın Meltem Hanım NATO meselesinde özellikle Yeltsin dönemine itibaren Rusya'nın arka bahçem dediği coğrafyaya ben girmeyeceğim diyen bir NATO vardı. Söz verdik dediler. Yapmayacağız bunu. Ama ne oldu? Demir perde indi ve Doğu Avrupa ülkelerinin neresi hepsi NATO üyesi yapıldı ve geriye Ukrayna kaldı. Ve Ukrayna Rusya açısından teolojik olarak da, dini olarak da Kiev Kilisesi, hatta Novgorod Kinezliği dediğimiz Rus İmparatorluğu'nun ilk tohumlarının atıldığı topraklardan bahsediyoruz. Hı hı. Ve Putin dedi ki, benim de Ukrayna ile bir işim yok. Ben Ukrayna'yı işgal etmek istemiyorum. Ben burayı, benim kutsal onun ağzından konuşuyorum, onun gözü. Hı hı. Kutsal saydığım toprakları Batı'nın mühimmat deposu haline getirmesine müsaade etmem. Tarafsız olun. Şimdi bakın, Zelenski dese şöyle, çıksa televizyonda... Hemen yanı başımdaki tehlikeyi istemiyorum dedi. Evet, bakın Meltem Hanım, şimdi G7 zirvesine çıksa Zelenski, dese ki şunu, ben şu anda bir karar aldım ve netralize bir devlet olacağım. Diyebilir mi böyle? Diyemez. Çünkü rol o şeyinde o yok, onun yapması gerekenlerde. Hı hı. Ben sonuna kadar Rusya'ya karşıyım. Rusya beni öldürür demesi için zaten orada. Yani siz dediniz ya, o bir planın parçasıydı zaten. Bu görevi ona kim verdi? Müesses nizamlar. Kim verecek? Yani dünyamız 3. Dünya Savaşı dediğimiz mesele Meltem Hanım 1. 2. veya Orta Çağ Avrupa'sında olan savaşlar gibi değil. 3. Dünya Savaşı aslında göbeğindeysek bakın Ukrayna meselesi neyse Tayvan meselesi odur. Yanlış anlamayın. Bakın. Şimdi Çin ne dedi Tayvan meselesi çıktı zaman? Mealen ben yorum yaptım tabii. Ben dedi tribündeyim şu an izliyorum. Ukrayna Savaşı'nda ne olacak? Bakalım kimler destek verecek Ukrayna'ya? Rusya ne yapacak? Baktı ki herkes arkasına geçti. Rusya şunu yapacağız, bunu yapacağız. Çin ne yaptı? Ben gördüm. Neyi gördüm? Ukrayna Savaşı benim Tayvan Savaşı'mın kostümü bir provası. Net bu. Kostüm provayı gördü. Şimdi ne oldu sonra? Birleşik Tayvan, tek Çin politikası ve Tayvan benim toprağım. Peki Çin Tayvan'a saldırır mı? Bunu çok konuşacağız ama saldırmayacak. Ama saldırma ihtimali uzun zaman konuşacağız. Çünkü Çin, Ukrayna Savaşı ile beraber çok önemli bir jeopolitik kart elde etti öncelikle. Hatta buradaki Güney Çin Denizi, Malaka Boğazı biliyorsunuz Filipinler, Brunei, Endonezya. Buradan efendim Babül Mendeb ve işte Süveyş ve Basra olacak hatta. Şimdi kendisi çok güzel bir ticari rota çizdi. Hı hı. Dolayısıyla Rusya ve Çin ebedi ortaklar mı? Hayır. Çıkarlar noktasında bir araya geliyorlar. Peki bir başka aktör kim? Hindistan. Şimdi bakın Hindistan'ı yanına alan kazanacak. Hindistan'ın buradaki anahtar özelliği ön plana çıkacak. Şimdi ben haritayı biraz genişlettim Meltem Hanım ama bu mesele Avrupa'nın güvenliğini yakından ilgilendiriyor. Ve bunu İngiltere çok iyi biliyor. Evet. Brexit'le beraber, onu da tek cümle söyleyeyim. Brexit'le beraber aslında hemen bir Anglo-Sakson çatı inşa edildi.
ve yeni Anglo-Sakson çatı şunu söyledi. Ben yeni bir global güvenlik terazisi inşa ediyorum. Ve o terazinin küfesinde benim çok kıymetli bir ülkem var. İsrail. İsrail savaşacak. İsrail büyüyecek. Ve İsrail'in büyümesiyle beraber Türkiye'nin güneyoğlunda ikinci bir yedek İsrail projesi dediğimiz o teröristan devletinin belki kurulma safsataları ve işte seçime gideceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Sözde. Ve biliyorsunuz en son Sayın Hakan Bey röportaj yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'yle. Evet. Onu da seyrettim. Ve Jeff oradaki... Flake. Nasıl? Jeff Flake. Jeff Flake'le. Ve Flake'in açıklamaları çok yuvarlaktı. Ve çok net sorular soruldu orada. Evet. Çok netti. Yani siz buradaki terör devletini destekliyor musunuz soruldu. PYD, PYD. Efendim biz DAEŞ'e karşı mücadele ediyor, şudur budur. Net bir şey yok diyemezler. Mümkün değil diyemezler. Çünkü onlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Şimdi önemli bir zirve dedik. Furkan Bey çok da güzel özetledi aslında harita üzerinde bölgenin şu anda geldiği durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 yüksek düzeyli zirve oturumuna dünya liderlerine seslenecek elbette. Bir önceki volü alabilir miyim arkadaşlar? Şimdi burada çok önemli ne söyleyeceği elbette öncelikli gündem biliyorsunuz 7 Ekim'den bu yana Filistin'deki insanlık dramının son bulması. Baktığımızda tekrar geri inceleyelim. Zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Biraz önce Furkan Bey'le detaylı olarak da aktardık. Gazze'deki katliam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikli gündem maddeleri arasında. Afrika, göç, enerji, yapay zeka, küresel ekonomi dedik. Şimdi davetli listesi de burada. Şuna baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela davetlilere de baktığımızda buradan dünyaya vereceği mesajlar çok önemli. Gazze'deki katliamın son bulması için, oradaki insanlık dramının son bulması için, çocukların, bebeklerin artık ölmemesi için mesajlar verecek Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan. Bu mesajlar yerini bulacak mı? Alacaklar mı o mesajları? Artık Filistin'i tanıyan devlet sayısı daha da artar mı? Mesela artıyor. Dün İspanya'daydı, İspanya. Madrid'deydi Cumhurbaşkanı. Pedro Sanchez'le birlikte açıklama yaptılar ki Pedro Sanchez beklenilen açıklamayı yaptı aslında. Evet. Hani biz bunun arkasındayız ve Filistin'in tanınması için işte iki devletli çözümün bulunması için ne gerekiyorsa yapacağız mesajını verdi. Şimdi ne olacak mesela burada G7 zirvesinde özellikle mesajların verilmesi Gazze ile ilgili ne anlam ifade ediyor? Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki dünya 7'den büyüktür diyecek. Evet. Çok net. Dünya 5'ten büyüktür. Dün de söyledi. Dünya 7'den büyüktür diyecek. Çünkü şimdi şu var Meltem Hanım. Bu büyüktür meselesi aslında çok indoktrine bir mesele. Yani çok felsefi bir derinliği var. Ne anlamda söylüyoruz biliyor musunuz? Dünya savaşlar tarihi boyunca bunların çok aynı benzeri şeyler yaşanmış. Mazlum ezilmiş, emperyal güçler kazanmış. Şimdi savaşlar dediğimiz mesele aslında bir ekonomi. Ve bir savaş ekonomisi var. Ve sonunda zaten para var. Hep söylüyorum para paradigmayı belirliyor. Ve paranın kokusunu alan da onun peşinden giriyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye burada tamamen bu şeylerden bağımsız. Hani onların çıkar dediği meselelerden bağımsız. Tamamen insani bunu düşünüyor. Bakın şimdi Ümit Bey biliyorsunuz Afrika'da değil mi? Şimdi videoları şeyi seyredi haberlerde. Afrikalı gençler etrafını sarmış. Evet çok müthiş bir teveccüh var. Şimdi bir kere hani CNN Türk olmasının yanında bir de Türk'üz biz. Bakın Türk olduğumuzu anladıklarında yanımıza geliyorlar. Bunu birçok devlet erkanı gittiğinde de gördük. Birçok işte Türkiye'den sanatçılar gittiğinde de gördük. Ya bunu zorla yaptıramazsınız, parayla yaptıramazsınız. Şimdi mesele bu. Gönülleri fethetmek. Şimdi bakın kılıçlarla ülkeler fethediliyor ama gönüller fethedilmiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı verdiği mesaj o. Yanı başımızda 40 bin insan ve bunların çoğu çocuk. Evet. Hala açlıktan, sefaletten, hastalıktan ölen çocuklar var. Ve çıkıyor onların sözde bakanı diyor ki çocuklar ölmeye devam ediyor. Onlar bunu hak ediyor diyor. Yani zaten bunu, onları insan yerine koymuyor bakın, ki hayvan diye. Hanım, ama şimdi bak, şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bir çifte standart var. Nerede biliyor musunuz? Türkiye güneyinde terörle mücadelede PKK, PYD, YPG operasyonları yaptığı zaman Batı'nın o küresel medyanın haber ajansları Türkler efendim sivilleri katlediyor diye oradaki Kürt vatandaşları katlediyor haberler yaptılar. Hatta bazı PYD'li PKK'lılara sivil kıyafetler giydirirler ve işte bakın Türk askeri onları öldürüyor diye haberler yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin her operasyonu hayır yapma. İşte burada benim işte halk var, burada şu var diyerek oradaki PKK'lıları bir şekilde koruma altına almaya çalıştı. Bunlar artık çok açık. Ama diyoruz ki yanı başında eli silah tutmayan, hiçbir şekilde kamuflajı olmayan, asker olmayan, sivilleri öldüren İsrail'in bir savaşı değildir bu. Bu katliamdır. Savaş kelimesi kullanmak da yanlış. Ateşkes kelimesi kullanmak da yanlış.
Bu tek taraflı bir katliamdır, tek taraflı bir terördür. Ve ey dünya diyor, işte Papa'ya onu söyledi. Yani hiç mi içinizde bir vicdani merhamet yok? Hiç mi yapacak bir şeyiniz yok? Hiç mi İsrail'i yalnızlaştıracak, elindeki topu tüfeği, parasını alacak gücünüz yok? Ama iş nereye giriyor Meltem Hanım? İşte 1963'teki Kennedy suikastine kadar giden, Amerika Birleşik Devletleri'nin o Federal Reserve dediğimiz o para piyasasını kontrol eden sermayenin kimler tarafından kontrol edildiğini ve İsrail'e verilen desteğin kimler tarafından sağlandığını, 1948'den bugüne kadar 75 yılda 5 savaş ve bütün o katliamlar, tek taraf saldırılarda kimlerin destek verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Yahudilerin hepsi bunun içinde değil. Bakın geçen bir Yahudi ve dini kıyafeti giymiş bir Yahudi, Palestine kamp pankartıyla ve efendim bayrağıyla geziyor. Bir tane kadın gidiyor ki ben Yahudiyim diyor, sen ne biçim Yahudisin diyor. O da diyor ki evet diyor, ben Yahudiyim ama orada diyor genocide var diyor, soykırım var, ben buna karşıyım diyor. Öteki diyor ki hayır diyor, orada katliam yok diyor, biz kendi topraklarımızı savunuyoruz diyor. Bakın biri Siyonist aslında, anlayışı destekliyor. Biri Yahudilik inancına mensup, biri bir din adamı. Burada çok ciddi bir bıçak sırtı ayrım var Meltem Hanım. Dolayısıyla Yahudi düşmanlığından beslenen Siyonizm bu anlamda da kan kaybediyor. Ama ben şunu söylüyorum toparlamak gerekirse, bugün dünden daha iyi. Ama yarının da bugünden daha iyi olması lazım ve bunu yapan biziz. Kimse bunu bizde abartı diyemez. Evet. Türkiye'nin bu farkındalığı yaratması, İspanya, İsveç, Norveç, İngiltere, bu kadar insanların o dip dalgayla o sosyal medya ayağa kaldırmasında ve dezenformasyon ve mono informasyona karşı iletişim başkanlığımızın ortaya koyduğu müthiş bir direniş var, müthiş bir mukavemet var. Çok büyük gerçekten. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya bizimle birlikteydi. Durumu da özetledi, çok da güzel açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.